Evet, merhaba arkadaşlar. Çöz kazan TYT 20'li matematik deneme, deneme 10 soru 1 ile devam ediyoruz. AB 2 basamaklı sayı olmak üzere üçgenin içinde AB sembolünün değeri A artı B, karenin içinde AB sembolünün değeri A çarpı B şeklinde ifade edilmiş. Buna göre A kaçtır demiş. Şimdi karenin içinde olduğu zaman basamaktaki sayıları çarpıyorduk. Yani 3 çarpı A gelecek arkadaşlar. Üçgenin içinde olduğu zaman bunları topluyorduk. Yani 2 artı A şeklinde gelecek. Eşittir. Şimdi burada karenin içinde 57 sayısı 5 ile 7'yi çarpacağız. Burası 35 olacak. Bu üçgenin içine düşecek. Üçgenin içinde olduğu zaman da topluyorduk. Yani 3 artı 5'ten 8 olacak. Burası 8'e eşit olacak. 3a eksi 2 eksi a eşittir 8'den 2a eşittir 10, a eşittir 5 gelecek arkadaşlar. Yani doğru cevap C var. Evet, soru 2. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir ABC sayısının tahmin edilmesi için bazı ipuçları verilmiştir. Doğru tahmin edilen ve doğru basamakta olan her rakam için artı cevabı verilmiştir. Doğru tahmin edilen ve yanlış basamakta olan her rakam için eksi cevabı verilmiştir. Aşağıdaki tabloda bazı tahminler ve bunların karşılığı olan cevaplar gösterilmiştir diyor. Mesela bakalım arkadaşlar, 249 sayısı için 1 artı 1 eksi, yani bu ne demek? Bir tane basamağın yeri doğru tahmin edilmiş, bir tane basamağın yeri yanlış tahmin edilmiş. 136, bakın hiçbir şey yok. Demek ki bu 3 basamaklı sayıda 1, 3, 6 sayıları yok arkadaşlar. Şimdi 1, 3, 6 sayıları olmadığına göre bir aşağıdaki satıra baktığımızda 236 sayısı. Şimdi 3 ve 6 olmadığına göre ve burada bir tane doğru tahmin yapıldığına göre demek ki o doğru tahmin arkadaşlar 2'dir. Yani bu ABC sayısının yüzler basamağı 2'dir arkadaşlar. Şimdi buna gelelim. Bakın, 256'ya baktığımızda 2 zaten doğru tahmin edilmişti arkadaşlar. O yüzden bu bir tane artı 2'yi gösteriyor. Şimdi sayımızda 6 yoktu. O yüzden burada 6 olamayacağına göre burada eksi olan, yani sayı doğru ama yanlış basamakta olan kısım 5 olacak. Şimdi 5'e bakıyoruz. Demek ki 5 onlar basamağında olamayacak arkadaşlar. Yüzler basamağında da 2 olduğuna göre demek ki 5 birler basamağında olacak. Şimdi en üst kısma dönersek, bakın burada şimdi sayımız zaten yüzler ve birler basamağını bulduk. Onlar basamağına bakacağız. Şimdi onlar basamağı eğer 4 olsaydı burada zaten 2 doğru yerde, bu artı aslında 2'ye gidiyor. Onlar basamağı 4 olsaydı bir tane daha artı olması gerekirdi. Onlar basamağı 4, eğer 4 sayısı sayımızda olsaydı, yani bu eksi 4'e karşılık gelseydi 4'ün birler basamağında olması gerekti. Halbuki birler basamağında 5 var. O yüzden bu 4 olamayacak arkadaşlar. Ve buradaki 9 eksiye karşılık gelecek. Demek ki o da birler basamağında değil. Nerede olacak? Onlar basamağında olacak. Yani tahminde bulunan sayı 295 Adana gelecek. Evet, soru 3 arkadaşlar. Biraz uzun bir soru. Şimdi ben bunu başka bir kağıda çözeceğim. Bir yandan da okuyacağım. Siz takip edin. Şimdi 1'den 9'a kadar olan rakamlar kağıtlara yazılıp bir kutunun içine bırakılıyormuş arkadaşlar. Şöyle yazalım. Daha sonra Elif, Sevgi ve Çiçek isimli arkadaşlar bu kutudan, kutuda hiç kağıt kalmamak koşuluyla eşit sayıda kağıt çekiyorlar. Şimdi zaten 9 tane kağıt var. Demek ki her biri Elif, Çiçek ve Sevgi 3'er tane kağıt çekecek arkadaşlar. Ve 3 arkadaşın da ellerindeki kağıtlarda yazılan sayıların toplamlarının eşit olduğu görülüyormuş. Buradan şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bakın, 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den ne gelecek?
45 gelecek. Yani bütün kağıtların toplamı 45. Her birinin elindeki kağıtların toplamları eşit olduğuna göre bu 45'i 3'e böleceğim. Demek ki Elif'in elinde de, Sevgi'nin elinde de, Çiçek'in elinde de kağıtların toplamı 15 yapacak arkadaşlar. Hem Elif'in hem de Çiçek'in elindeki kağıtlarda yazılan sayılarda kesinlikle bir tane tek sayı ve bir tane çift sayı bulunduğuna göre. Yani Elif'te bir tane tek, bir tane çift. Çiçek'te de bir tane çift, bir tane tek kesinlikle varmış arkadaşlar. Şimdi buradan şu sonuç çıkacak. Bakın 15 tek bir sayı. Şimdi ellerinde 3 tane kağıt vardı. 2 tanesi belli. Biri çift, biri tek. O zaman buraya nasıl bir sayı koymalıyım ki toplamları tek olsun? Eğer buraya bakın tek koyarsam tekle tekin toplamı çift, çift artı çift çift olur. Demek ki diğer kağıtta ne olmak zorunda Elif'te? Çift olmak zorunda. Aynı mantıkla çiçeğin elindeki kağıtta da diğeri çift olmak zorunda. Demek ki arkadaşlar bakın buradan şu sonuç çıkıyor. Zaten burada çift olanlar 2, 4, 6, 8 yani 4 tane ve bu 4 tane kağıt Elif ve çiçeğin elindeki kağıtlarda oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki Sevgi'nin elinde Elif ve çiçeğin elinde 2 tane tek olduğuna göre toplamda da bakın 5 tane tek sayı var. Demek ki Sevgi'nin elindeki sayıların hepsi ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda ve toplamı da ne olmak zorunda? 15 olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şıkları inceleyelim. 3'ü de tek olan, bakın 3'ü de tek olan bir Bursa şıkkı, bir de Edirne şıkkı arkadaşlar. Ama 3, 5, 9'a baktığınız zaman bunların toplamı 17 geliyor. Buna baktığımızda bunun toplamı 15. O yüzden doğru cevap Edirne gelir. Evet, soru 4. Karesel bir bölgenin A tane eşit bölgeye ayrılıp B tanesinin taranmasıyla oluşturulan sembol B bölü A sayısına eşit demiş. Örneğin bakın kareyi 4 eşit bölgeye ayırmışız. Yani A 4. 3 tanesini taramışız. Yani B 3. Demek ki bu sayı 3 bölü 4. Şimdi burada ilk sayısı, bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölgeye ayrılmış. 1, 2, 3 tanesi taranmış. Demek ki bu 3 bölü 8. Burada 4, 8, 12, 16 bölgeye ayrılmış. 2, 4, 6, 8, 9 tanesi taranmış arkadaşlar. Olduğuna göre x sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakın bunu 2 ile genişlettiğimizde burası 6 bölü 16, 9 bölü 16. Yani x buradan arkadaşlar baktığımızda 7 bölü 16, 8 bölü 16 olabilir. 8 bölü 16 da sadeleştirirsek 1 bölü 2'ye eşit olur. Şimdi bunu şıklardan görelim arkadaşlar. Şimdi teker teker şıkları da yazalım. Bakın burada burası 3 bölü 4 olacak. Burası 3 bölü 8. 4, 6. Burası 5. 5 bölü 8 olacak. Burası arkadaşlar 2, 4. 6 bölü 16. Burası da bakın 1 bölü 2. Biz az önce ne demiştik? Bakın x burada 1 bölü 2 olabilir demiştik. O yüzden 1 bölü 2'ye karşılık gelen doğru cevap Edirne. Evet, soru 5. Rakamları çarpımı rakamları toplamına tam bölünebilen sayılara seçkin sayılar denir demişiz. Örneğin 20 sayısı seçkin sayıdır. Rakamları toplamı bakın 2 artı 0 eşittir 2. Rakamları çarpımı 2 çarpı 0 eşittir 0. 0 2'ye tam bölünür. Buna göre 2 basamaklı ve çift olan kaç tane seçkin sayı vardır demişiz. Şimdi bunu yine başka bir kağıtta gösterelim arkadaşlar. Şimdi çift olacağına göre arkadaşlar sayımız A0, A2, A4, A6 ve A8 biçiminde olacak. Şimdi ne demiştik? Rakamları çarpımı rakamları toplamına tam bölecek. Rakamları çarpımı
A çarpı 0 rakamları toplamı A arkadaşlar. Bu zaten bakın direkt 0 yaptığı için ben burada A'ya tabi 0 veremeyeceğim için 1'den 9'a kadar değer veririm. Yani 9 tane buradan değer gelir. Buna bakalım. Bu da arkadaşlar rakamları çarpımı 2A, rakamları toplamı A artı 2. Bakın bunu polinom bölmesi gibi düşünüp da bunu size bırakıyorum. Yani polinom bölmesi yaptığınızda ya da şöyle bir tanesini göstereyim. 2A bölü A artı 2. 2A, A'da 2 kere var arkadaşlar. Burası 2A artı 4. Bunu çıkardığımızda eksi 4 kalır. Yani ben bunu arkadaşlar 2 tam eksi 4 bölü A artı 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi tabi burada tam bölünebilmesi için bunun tam sayı olması lazım. Bunu tam sayı yapan değerler de arkadaşlar tabi A rakam olduğu için buraya negatif sayılar yazamayacağım. A'ya bakın 0 yazabilirim ama burası 2 basamaklı olmaz. O yüzden burada A'ya sadece bakın ne vereceğim? 2 vereceğim. O yüzden buradan bir tane değer gelmiş olacak. Şimdi aynı mantıkla buna bakarsak 4A bölü A artı 4 gelecek. Bunu da bakın şuradaki gibi düşündüğümüzde burası 4 eksi 16 bölü A artı 4 yapacak. Burada A'ya bakın hangi değerleri verebileceğim. 16'ya bölünen sayılar işte 1, 2, 4, 8, 16 şeklinde. 0 versem yine olmayacak. A'ya 4 vereceğim arkadaşlar. Bir de tabii ki 12 de verebilirim ama o rakam olmadığı için buradan da sadece bir tane değer gelecek. Buna bakarsak bu da rakamları çarpımı 6'a toplamı rakamları çarpımı 6'a toplamı A artı 6. Bunu da böldüğümüzde 6 eksi 36 bölü A artı 6 yapacak. Burada da bakın A'ya 3 verebileceğim arkadaşlar. 3 artı 6 9 tam bölünüyor. Bir de A'ya bakın deneyebilirsiniz. Zaten buradan 6 da verebiliyorum arkadaşlar. Buradan da 2 tane değer geliyor. Buna bakarsak arkadaşlar buradan da 8A bölü A artı 8. Bu da 8 eksi 64 bölü A artı 8 oluyor. Buradan da A'ya sadece 8 verebiliyorum arkadaşlar. Bir tane de buradan geliyor. Toplarsak bakın 9, 10, 11, 12, 14 tane seçkin sayı var demektir. Yani doğru cevap Denizli. Evet, soru 16. Üslü ifadelerle ilgili bir soru. Bakın 4 tane 4x'in toplamı. Hemen ne yapacağız pratik olarak? 4 çarpı 4 üzeri x diyeceğiz. Bölü 8 tane 8 üzeri x'in toplamı. Bu da 8 çarpı 8 üzeri x yapacak. Bu da 1 bölü 32. Bakın içler dışlar yapalım ya da ilk önce şuradan sadeleştirelim. Burada 1, burada 2 kalacak. Buradan 32 çarpı 4 üzeri x eşittir 8 üzeri x çarpı 2 kalacak. Bakın bunları da 2'nin kuvvetlerine göre düzenlersek 2 üzeri 5. Bu 4 2 üzeri 2'dir. Üstünde de x olduğu için 2 üzeri x. Bu 2 üzeri 3'tür. Üstünde x olduğu için 2 üzeri 3x. Bu zaten 2 üzeri 1. Üstler toplanacak. Eşittir 2 üzeri 3x artı 1. Tabanlar aynı olduğu için üstler eşit olacak. Buradan da x'leri bir tarafa, değerleri bir tarafa koyduğumuz zaman x buradan 4 gelecek arkadaşlar. Yani doğru cevap Denizli. Evet, soru 7. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan k sayısıyla oluşturulan sembol eninci dereceden kök içinde k sayısına eşit demiş arkadaşlar. Buna göre bu sembollerden kaç tanesi tam sayı belirtir demiş. Bakın bu kenar sayısı 3 olduğu için küp kök 27 olacak. Bu 27 de arkadaşlar 3'ün küpü olduğu için
Bakın onu şurada gösterelim. Kökün derecesi ile üstün derecesi sadeleşecek. Bu 3 olacak. Buna bakalım. Burada kenar sayısı 4 olduğu için kökün derecesi 4. Kök içinde de 4 gelecek. Bu da bakın. 4'ü 2 üzeri 2 yazsam 2 ile 4 sadeleşince bu 2 üzeri 1, yani aslında kök 2 yapacak. Buna bakalım. Bu da 5. kökten, 5. dereceden kök 32 gelecek. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 5 gidecek. 2 olacak. Şimdi buna bakalım. 125 3. derece kökten, şöyle yapalım. 3. kökten 125. Bu da zaten 5 üzeri 3'tür arkadaşlar. 3'ler gider. Buranın içerisi 5 olur. Bu da karenin içine düşüyor. Karenin derecesi 4. 4. kökten 5 olacak. Buna bakalım. Bu 5. derece kökten. Bakın 243 arkadaşlar 3'ün 5. kuvvetidir. Bu 5'ler gider. 3 kalır. Yani üçgenin içine 3 düşer. Bu da küp kök 3 olur arkadaşlar. Kaç tanesi tam sayı belirtti? Bakın burada tam sayı olanlar bunlar arkadaşlar. Diğerleri tam sayı değil. O yüzden doğru cevap Bursa, yani 2 gelir. Evet, soru 8. Sevgi gün içinde ayakkabı mağazasından aldığı 200 liralık ayakkabıyı kredi kartı ile ödedikten sonra başka bir mağazadan beğendiği 500 liralık abiyeyi aynı kredi kartı ile ödemek istediğinde post makinesinde yetersiz bakiye uyarısı çıkmıştır diyor. Bu kıyafeti diğer bir kredi kartı ile ödeyip almıştır. En son bu kredi kartı ile marketten 150 liralık alışveriş yaptığında yine post makinesinde yetersiz bakiye uyarısı çıkmıştır. Buna göre Sevgi'nin gün başlangıcında bu iki kredi kartındaki toplam para hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi ilk kredi kartındaki limite X diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 200 liralık ayakkabıyı bu kredi kartı ile alabilmiş. Demek ki X arkadaşlar burada ne olacak? 200'den büyük olacak arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz 500 liralık abiyeyi aynı kredi kartı ile ödemek istediğinde post makinesinde yetersiz bakiye uyarısı çıkmıştır. Şimdi yani toplamda ne kadarlık alışveriş yapacaktı? 700 liralık alışveriş yapacaktı. Demek ki arkadaşlar bu X 700'den ne olacak? Küçük olacak. Ve ikinci kredi kartına da Y dersek arkadaşlar. Şimdi ikinci kredi kartında bu 500 liralık abiyi ikinci kredi kartıyla aldığına göre demek ki ikinci kredi kartında 500 liradan fazla bir bakiye var. 500'den büyük olacak. En son bununla 150 liralık alışveriş yaptığında, yani toplamda bununla ne kadar alışveriş yapmaya çalıştı? 500 artı 150, 600 liralık, 650 liralık alışveriş yapmaya çalıştı ama 150 lira kredi kartında çıkmadı arkadaşlar. Yetersiz bakiye uyarısı geldi. Demek ki bu da 650 liradan küçükmüş. Bunları toplarsak arkadaşlar gün içindeki kredi kartlarındaki bakiye miktarı 700 ile 1350 TL arasındadır. Yani doğru cevap Adana. Evet, soru 9. X ve Y reel sayı olmak üzere X artı Y bölü Y 4'ten küçük, Z artı Y bölü Y 5'ten küçük. Buna göre X artı Z bölü Y oranı en çok kaçtır diyor. Bakın bunu ayrı ayrı kesirler halinde yazarsak X bölü Y artı Y bölü Y küçük eşittir 4. Bakın Y bölü Y 1'e eşittir. 1'i bu tarafa attığımızda X bölü Y küçük eşittir 3 gelir. Buna bakalım. Bunu da yine ayrı ayrı kesirler halinde yazalım. Z bölü Y artı Y bölü Y küçük eşittir 5. Bakın burası yine 1. 1'i bu tarafa attığımızda Z bölü Y 4'ten küçük olur arkadaşlar. Ve bakın bunları taraf tarafa toplarsak X bölü Y artı Z bölü Y küçük eşittir 7 gelir. Bu da zaten X artı Z bölü Y küçük eşittir 7'den 7'ye eşit olabileceği için en çok arkadaşlar 7 olur. Yani doğru cevap C.
Evet, soru 10. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan m sayısı ile oluşturulan sembolün değeri n eksi içindeki sayının mutlak değeridir demiş arkadaşlar. Buna da bir örnek gösterilmiş. Buna göre demiş bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerleri toplamı. Şimdi ne yapıyoruz? Kenar sayımız burada 4. 4 eksi içindeki sayının mutlak değeri büyüktür. Kenar sayımız 3. 3 eksi içindeki sayının mutlak değeri. Bu da 4 eksi mutlak değer x. Mutlak değer 2 zaten 2'dir. 3 eksi 2'den 1 olur. 1'i bu tarafa attığımızda 3 büyüktür. Mutlak değer x olur. Mutlak değer x 3'ten küçükse arkadaşlar bunu şöyle de yazabiliyoruz. Böyle daha rahat görürsünüz. Buradan nedir? X eksi 3 ile 3 arasında olur. Bunu sağlayan tam sayı değerleri de eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Bunları toplarsak arkadaşlar bakın bunlar birbirini götürür. Doğru cevap 0 yani Adana gelir. Evet, soru 11. Şekil 1'deki çarklar bir kez ok yönünde döndürüldüğünde şekil 2'deki görünüm oluşmuştur diyor arkadaşlar. Her iki çark da eşit aralıklara bölünmüştür ve birer kez döndüklerinde kendi içlerinde aynı derece hareket etmektedirler. Yani her bir dönmede arkadaşlar bir sayı sola doğru kaymış oluyor. Bunu ifade ediyor. Bu çarklara değen ok şeklindeki çubukların gösterdiği sayılar soldan sağa okunacak şekilde iki basamaklı sayı oluşturmaktaymış. Buna göre diyor bu sayının oluşabilecek en büyük sayı olması için şekil 1'deki konumdan çarklar en az kaç kere döndürülmelidir diyor. Tabii birlikte döndürülecek arkadaşlar. Şimdi bakın burada oluşabilecek en büyük sayı bir kere burada en büyük sayı 6, burada en büyük sayı 8 olduğu için en büyük sayının 68 olması lazım. Yani bu çarkın 6'yı bu çarkın da 8'i göstermesi gerekir arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edelim. Bakın ilk konumları bu 4'te. Şimdi kaç kere döndürdüğümüzde tam 4'e denk gelmiş olur? Burada 6 tane sayı olduğuna göre 6 kere döndürdüğümüzde buraya gelmiş olur. Bu da arkadaşlar 8'e bölündüğü için bu da 8 kere döndürdüğümüzde aynı yere gelmiş olur. Şimdi tabii bakın bunun 6'ya gelebilmesi için arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 yani 6'nın katı artı 4 şeklinde bir sayı kere döndürülmesi gerekir arkadaşlar. Yani şöyle diyeceğiz bunun 6p artı 4 şeklinde döndürülmesi gerekecek. Bu da bakın 8'e bakalım. 8'de 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 dönmeden sonra buraya gelecek. Yani 6 dönecek sonra üstüne 8 ekleyeceğiz. Bu da arkadaşlar 8m artı 6 biçiminde dönmesi gerekecek. Bunların birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olması gerekecek. Bunu da bakın şöyle düşünelim. Her iki tarafa 2 eklersek 6p artı 6 8m artı 8 olacak. Demek ki buradaki a artı 2 sayısı bakın bu 6'nın katı bu da 8'in katı. Yani 6x çarp eşittir 8y gibi düşünelim. Yani a artı 2 sayısı hem 6'nın hem 8'in katı. Bunu da en az ne seçeriz arkadaşlar? X'i 4, y'yi 3 alırsak. Yani buradan a artı 2 ne gelir? 24 gelir. Buradan da a 22 olur. Demek ki bu çarkları arkadaşlar en az 22 kere döndürdüğümüzde en büyük sayıyı görmüş oluruz. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 12. Bir aritmetik geometrik ortalama sorusu arkadaşlar. X ile y bölü z'nin aritmetik ortalaması 8 demiş. Yani x ile arkadaşlar y bölü z'yi toplayıp 2'ye bölersem 8. Yani 2'ye bölünmüş hali 8 olduğuna göre bunların toplamı 16 olur. Aynı şekilde z ile
Y bölü X'in aritmetik ortalaması 18 ise bunların demek ki toplamı 18'in 2 katından 36 olur. X ile Z'nin geometrik ortalaması. Geometrik ortalamada çarpımlarının karekökü arkadaşlar. Burada karesini aldığımızda X çarpı Z 144 gelir. Buna göre Y kaçtır? Şimdi bak şöyle yapacağız. Burada payda eşitlersek x, z artı y bölü z eşittir 16'dan x, z artı y eşittir 16 z gelecek. Aynı işlemi buradan yapalım. X ile genişletirsek z x artı y bölü x eşittir 36'dan. Buradan da arkadaşlar z x artı y 36 x gelecek. Demek ki buradan bakın 16z eşittir 36x olacak arkadaşlar. Buradan da sadeleştirirsek 4'e böldüğümüzde 4z eşittir 9x gelir. Arkadaşlar z gördüğümüz yere 9x bölü 4 yazarsak x çarpı 9x bölü 4 eşittir 144'ten. Buradan işlemi yaptığımızda x kare 64, x de 8 olacak arkadaşlar. Şimdi x'in yerine 8'i bakın şurada koyalım. Zaten x çarpı z 144'tü. O zaman 144 artı y 36 çarpı 8. Bu da 288 olur. Y de burada 144 gelir. Yani doğru cevap C. Evet, soru 13. Selin tahtaya bir kare çizip bu kareyi şekildeki gibi 3 farklı karesel bölge ve 2 eş altıgensel bölgeye ayırmıştır. İşte bakın buradaki 1, 2, 3 karesel bölge, 4 ve 5 altıgensel bölge. Selin bu bölgelerin alanlarını kullanarak aşağıdaki özdeşliklerden hangisini bulabilir demiş. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın bu karenin bir kenarına A diyeceğiz. Bu karenin bir kenarına B diyeceğiz. Bu karenin bir kenarına da C diyeceğiz arkadaşlar. O zaman dikkat ederseniz büyük karenin bir kenarı A artı B artı C olacak. Şimdi tabi buradan bakın karenin alanı, büyük karenin alanı ne gelecek? A artı B artı C'nin karesi gelecek. Şimdi ben bu kareyi bakın 5 tane bölgeye ayırdım. Şimdi buranın alanı A kare, buranın alanı B kare, buranın alanı C kare arkadaşlar. Buranın alanını da bakın şöyle düşünelim. Şu parça A çarpı B arkadaşlar. Bu parça B çarpı C. Şurası da A çarpı C gelecek. Aynısı arkadaşlar bunlar eş olduğu için burada da gelecek. Yani AB, AC ve BC gelecek. Buradan da bakın bütün alanları toplarsam ne bulacağım? A kare artı B kare artı C kare. AB'den 2 tane var. BC'den 2 tane var. AC'den de 2 tane var. Ve tabi bu alanların toplamı da büyük karenin alanını verdiği için bu ifade A artı B artı C'nin karesine eşit olacak. İşte bildiğimiz bakın üçlü toplamın parantez karesinin açılımı olan formülü bulmuş olacağız arkadaşlar. O da Edirne şıkkı. Evet, soru 14. Aşağıdaki grafik bir kiracının 2014 ve 2018 yılları arasındaki kira miktarını göstermektedir. Bu grafiğe göre kira artışı yüzde olarak en fazla hangi yıl artmıştır diyor. Şimdi bakın 10'dan 14'ten 15'e geçerken 100 lira. Bunu ne yapacağız? 2014'e bir öncekine göre oranlayacağız. 100 bölü 1000'den 1 bölü 10 gelecek arkadaşlar. 2014'ten 2015'e geçerken 200 lira artış var. Bunu 1100 liraya oranlayacağız.
Bu da 2 bölü 11 olacak. Buradan buraya geçerken yine bir 200 liralık artış söz konusu. Bu sefer 1300'e oranlayacağız. Buradan buraya geçerken 100 liralık bir artış. Onu da 1500'e oranlayacağız arkadaşlar. Buradan da 1 bölü 15 olacak. Bakın burada yani en kira artışı yüzde olarak en fazla hangi yıl artmıştır diyor. Tabi burada hangi sayı büyükse onun olduğu yıla bakacağız. Burada en büyük arkadaşlar zaten 1 bölü 11 bölü 15'ten daha büyük oluyor. Bunu atıyoruz. 2 bölü 11, 2 bölü 13'ten daha büyük olmuş oluyor. Çünkü payda burada büyüdükçe sayı küçülür. 1 bölü 10 ile 2 bölü 11'i karşılaştırırsak onu da şöyle bakın. 1 bölü 10'dan 2 bölü 11'i çıkardığımızı düşünelim. Bunu 11 ile, bunu 10 ile... çarpalım. Ne gelecek? 11 bölü 110 eksi 20 bölü 110 olacak arkadaşlar. Buradan da eksi 9 bölü 110 yani negatif bir sayı gelmiş olacak. Bu negatif olduğuna göre sıfırdan küçük. Demek ki 1 bölü 10 2 bölü 11'den küçük arkadaşlar. Buna göre kira artışı yüzde olarak en fazla hangi yıl artmış oluyor? Bakın 2 bölü 11'in hesaplandığı burasıydı. O da demek ki 2016 yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 15. Ali, Bekir, Cengiz ve Demir adlı 4 arkadaşın yaşları ile ilgili olarak. Bakın bunların yaşlarına A, B, C ve D'dir. Ali hariç geri kalan kişilerin yaş ortalaması 18'dir. Yani arkadaşlar B, C, D üçünün toplamı. Şimdi ortalama olduğu için 3'e böldük. 18 bulduk. O zaman 18'i 3'ü çarparsak burası 54 olur. Demir hariç yani D'yi atarsak o zaman A artı B artı C 3'e böldüğümüzde 16 oluyorsa 3 ile 16'yı çarparsak 48 olur. Bekir ve Cengiz hariç. Bekir ve Cengiz'i çıkarırsak buradan da A artı D 2 kişi kalıyor. Yaşlar ortalamaları 17 ise A artı 4 34 olur arkadaşlar. Bakın bunları toplayalım. Ne gelecek? 2B artı 2C artı A artı D 102 gelecek. Buradan A artı D'yi 34 bulmuştuk. Bu tarafa atarsak 68 olacak. B artı C'de buradan ne gelecek? 34 gelecek arkadaşlar. Hepsinin yaşları toplamı A artı B artı C artı D. Bunu 4'e böleceğiz. Bakın B ile C'nin toplamı 34, A ile D'nin toplamı 34. 68 bölü 4'ten cevap 17 yani Bursa gelecek. Evet. Soru 16. Aşağıdaki tabloda bir araba otoparkının ücret tarifesi verilmiştir. Gün içinde park eden araç sayısı ile ilgili olarak. Bakın 1 saat ve üzeri park eden araç sayısı 8 saat üzeri park eden araç sayısının 2 katıdır. Şimdi şöyle yapalım. 1 ve 8 saat A, 8-16 saat B, 16-24 saat C. Şimdi 1 saatte üzeri park eden araç sayısı yani A artı B artı C arkadaşlar. 8 saatte üzeri araç park eden sayısı B ve C olur. Bunun toplamının 2 katı oluyormuş. Buradan arkadaşlar işlemi yaparsak A eşittir B artı C. 8 saatte üzeri park eden araç sayısı o da B artı C. 16 saatte üzeri park eden araç sayısının 3 katıymış. 3C'ye eşitmiş. B buradan 2C gelir. B'yi burada yerine yazdığımızda A 3C olur arkadaşlar. Bu otopark bir gün içinde 2200 TL ciro elde ediyor. Yani kazanç arkadaşlar 2200 TL'ye kazanıyor. Şimdi 1-8 saat arasındakiler 6 lira ödüyor. A tane araç vardı. A'nın yerine 3C yazıyorum arkadaşlar. 6 çarpı 3C.
8-16 saat arası 8 lira ödüyordu. B tane araç. B'nin yerine 2C yazıyorum. O zaman 8 çarpı 2C artı 16-24 saat arası 10 TL'ydi. C tane araç 10C. Bu da 220'ye eşit. 18-16-34-44C eşittir 220'den. C buradan arkadaşlar 5 gelir. Buna göre 8-16 saat arası park eden araç sayısı o B'di. B'di arkadaşlar 2C'ye. Bu 2200'den C 50 bulacağız arkadaşlar. 2C'den buradan da cevap 100, yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 17. Üç kardeşin yaşları ile ilgili olarak büyük çocuk ortanca çocuğun yaşındayken ortanca çocuk küçük çocuğun yaşındadır demiş. Şöyle yapalım. Bakın büyükten küçüğe A, B, C diyelim. Şimdi büyük çocuk ortanca çocuğun yaşındayken ortanca çocuk küçük çocuğun yaşındadır demiş. Üç kardeşin yaşları toplamı 42 demiş. Şöyle yazalım. A artı B artı C 42 dursun. Şimdi bakın bu aradaki farklar ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek arkadaşlar. Yani A eksi B eşittir B eksi C olacak. Buradan eksi C'yi bu tarafa atarsak A artı C eşittir 2B gelecek. A artı C'nin yerine 2B yazdığımızda 3B eşittir 42'den B 14 gelecek arkadaşlar. Şimdi B 14 ise ortanca çocuk 14 yaşında, en küçük çocuğa C demiştik. Küçük çocuk en çok kaç yaşındadır diyor. Demek ki 14'ten küçük olacağı için arkadaşlar en çok 13 yaşında olur. Hatta büyük çocuk da en az 15 yaşında olmuş olur. Doğru cevap C. Evet, soru 18. Aşağıda bir öğrenci servisinin oturma planı gösterilmektedir. Bu plana göre şoför ve hostes için ayrı bir koltuk. Öğrenciler için de 5 tane ikili, 4 tane tekli ve 1 tane de dörtlü koltuk ayrılmıştır. Dörtlü koltuk tamamen doludur diyor arkadaşlar. Bakın şurası dörtlü koltuk. İkili koltukta oturan öğrenci sayısı tekli koltukta oturan öğrenci sayısının 4 katıdır diyor. Serviste toplam 14 öğrenci vardır diyor. Şimdi bakın burada toplam 4 öğrenci varsa geriye ne kaldı? 14-4'ten 10 tane öğrenci kaldı. İkili koltuklarda oturan, bakın ikili koltuklar şurası arkadaşlar. Öğrenci sayısı, yani şimdi buradakilere ya da şu teklilerde oturana y dersek buradakiler 4 katı olduğu için 4y. O zaman bunların toplamı 4y artı y eşittir 10'dan, 5y 10'dan y ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Demek ki ikili koltuklarda oturan toplam öğrenci sayısı 8'miş. Buna göre serviste ikili oturan öğrenci sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 5 tane ikili koltuk var ve toplamda 8 öğrenci var. Şimdi bunu şıklardan da gidebiliriz aslında. Bir kere zaten 10 kişi olamayacak. 8 kişi en az dediği için hani 8 kişi olabilir arkadaşlar. Ama bakalım daha azı olabilir mi acaba? Bir de tabii çift sayı olması gerekeceği için 7'yi de eliyoruz. Şimdi 6'ya bakalım. 6 6 da oturabilir. Yani 3 tanesi ikili oturur. 3 çarpı 2'den 6. 2 tanesi de ikili koltuklarda tekli oturur arkadaşlar. Toplamda zaten 3, 2. Bakın burada 5 tane ikili koltuk var. Bu da olabilir. Ama 4'e bakarsak, şimdi 4 olması için 2 tane ikili oturması gerekir. Şimdi geriye 2 tane ikiliden 4 öğrenci gelir. Toplam 8 öğrenci olması için 4 tane kalır arkadaşlar. O zaman bu 4'ü ayrı ayrı oturması gerekeceği için 4 tane birli gerekir. Toplamda 6 tane o zaman koltuk gerekir. Burada baktığınız zaman 5 tane var arkadaşlar. O yüzden 4 de olamaz. 8 zaten olabiliyordu ama en azı sormuştu. 6'yı bulmuştuk. O yüzden doğru cevap Denizli gelir. Evet. Soru 19. Yandaki tabloda bir kuru yemişçide satılan fındık, fıstık ve cevizin 1 kilogramının satış fiyatı gösterilmiştir. Bu kuru yemişçi ağırlıkça %20'si fındık,
%30'u fıstık ve %50'si cevizden oluşan bir karışım hazırlıyor. Bu karışımdan %25 kar edebilmesi için kilogramını kaç liradan satmalıdır diyor. Şimdi bakın %20'si fındık. Yani 2 bölü 10 kilo fındık alsın. %30'u 3 bölü 10. %50'si ceviz 5 bölü 10. Şimdi 1 kilograma 50 liraysa 2 bölü 10 kilogramı ne yapacak arkadaşlar? Bu yapacak. Fıstığın kilogramı 60 liraysa 3 bölü 10 kilogramı bu yapacak. Cevizin kilogramı 80 liraysa 5 bölü 10'u 5 bölü 10 çarpı 80 yapacak. Buradan bakın 10 18 40'tan ne gelecek? 68 TL'ye gelecek. Yani bunun 1 kilogramı arkadaşlar 68 TL olarak düşüneceğiz. %25 kar etmesi demek arkadaşlar 68'in %25'i buradan sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 17 TL kar olması lazım. Buna 68'i eklediğimizde cevap 85 yani Edirne gelecek. Evet, soru 20. Bir giyim mağazası kredi kartı ile yapılan alışverişlerden %5 komisyon ücreti almaktadır. Peşin para ile yapılan alışverişlerde ise %10 indirim uygulamaktadır. Bu mağazadan yaptığı ve etiket fiyatı 1000 lira tutan bir alışverişini kredi kartı ile. Şimdi 1000 lirayı kredi kartı ile ödediğine göre %5 komisyonu ne olacak arkadaşlar? 50 TL olacak. Yani aslında bu 1000 liralık alışveriş 1050 TL'ye gelecek. Etiket fiyatı 750 lira olan alışverişinde peşin para ile ödüyor. Bunda %10 indirim yapılıyor. 750'nin %10'u ne yapacak arkadaşlar? 75 TL yapacak. 750'den 75'i çıkarırsak aslında bunu da 675 liraya ödemiş olacak. Baktığınızda 1050 artı 675'ten burası 1725 TL. Yani Semih bu alışverişte 1725 TL ödemiştir. Toplamda ne kadar tutuyordu? 1750 TL tutuyordu. Bunu da 1725'ten çıkarırsa 25 TL kazancı olacak. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 21. Bir kutuda sarı, kırmızı ve mavi misketler bulunmaktadır. Aynı renkteki misketlerin ağırlıkları aynıdır. Bu misketlerin sayılarının dağılımı birinci dairesel grafikte, tüm ağırlığın dağılımı ikinci dairesel grafikte gösterilmiştir. Kırmızı, sarı, mavi bilyelerin bir tanesinin ağırlıkları sırasıyla X, Y, Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi sayıların dağılımına bakarsak arkadaşlar 210 burası ne olacak? 150 derece olacak arkadaşlar. Şimdi 120, 150 ve 90'ı oranlarsak arkadaşlar 360'a. Bakın burada hani şöyle diyelim 120 bölü 360 1 bölü 3 90 bölü 360 1 bölü 4 150 bölü 360 bu da 5 bölü 12 olacak arkadaşlar. Bakın bunu 12'de genişletirsek 4 bölü 12 3 bölü 12 bu zaten 5 bölü 12. Demek ki bundan 4 tane, bundan 3 tane, bundan da 5 tane varmış arkadaşlar. Şimdi yani bakın kırmızıdan 4 tane aldık. Maviden 3 tane, sarıdan da 5 tane aldık arkadaşlar. Kırmızının ağırlığı x ise bakın burası toplam ağırlık 4x olacak kırmızının. Sarının toplam ağırlığı 5y olacak. Mavinin toplam ağırlığı da
3Z olacak arkadaşlar. Şimdi X, Y, Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakın bunu da şöyle yapalım. 96 bölü 360. Bunu 24'e böldüğümüzde 4 bölü 15 gelecek. 120 bölü 360. 1 bölü 3. Buraya da arkadaşlar 144 kalacak. 360'a tamamlarsak. 144 bölü 360'da ne yapacak arkadaşlar? 72'ye bölersek 2 bölü 5 gelecek. Bunu da 15'te eşitlersek 5 bölü 15, 6 bölü 15 olacak. Yani kırmızının ağırlığı 4x. Kırmızıyı ne bulmuştuk arkadaşlar? 4 bölü tüm ağırlığın 4 bölü 15'ine karşılık geliyor. O zaman kırmızının ağırlığı 4x ise demek ki toplam ağırlık ne olacak? 15x olacak. Şimdi sarıdan bakarsak arkadaşlar, sarının toplam ağırlığı 5y. O da toplam ağırlığın 5 bölü 15'ine karşılık geliyor. Demek ki toplam ağırlık 15y olarak da ifade edilebilir. Bir de maviye bakarsak, mavinin toplam ağırlığı 3 ise 6 bölü 15'ine karşılık geliyor arkadaşlar. Yani 6 bölü 15'i 3Z ise demek ki tamamı ne olur dersek 3Z çarpı 15 bölü 6'dan 15 Z bölü 2 olur arkadaşlar. Demek ki bunların hepsi birbirine eşit olacak. Buradan bakın sadeleştirdiğimizde X eşittir Y eşittir Z bölü 2 gelecek. Yani burada Z'ye 2 dediğimizde X ve Y'nin 1 olduğunu görürüz. O zaman Z büyük X eşittir Y olur. Ya da X eşittir Y küçüktür Z olur arkadaşlar. Bu da Adana şıkkında gelir. Evet, soru 22. Şekilde yüzeylerinde bir takım sayılar yazan küp şeklindeki zarların bir masa üzerindeki 3 farklı konumu gösterilmiştir diyor. Buna göre zarların masa yüzeyine değen kısımların üzerindeki sayıların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 2, 7, 3 görünen yüzeyler. Bakın 7 üste çıktığında yine 3 yanda kalıyor. O zaman bu x zarı şöyle yukarı doğru kaldırdığımızda, yani şu yüzeyi yukarı doğru kaldırdığımızda arkadaşlar bakın ne olacak? 5 görünmüş olacak. Bu 2 arkaya düşecek. Önde 5 vardı. Demek ki 5'in karşısında ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. Demek ki burada masanın yüzüne değen kısımda 5 sayısı olacak arkadaşlar. Yani 2'nin karşılığı burada 5 olacak arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada da bakın 5'ten hareket edelim. Şimdi 5'i yukarı kaldırsak yukarıda 13 olması gerekecek. O zaman şöyle yapacağız. Bakın 5'i yukarı kaldırdık. 5'i yukarı kaldırdığımızda şöyle gözükür. Artık burada ne var bilmiyoruz. Şimdi bakın bu 5'i de böyle yana yatırdığımızda bakın 5'i yukarı kaldırdık. Ya da şöyle düşündürelim. 5'i yukarı kaldırdık. Yukarıda 5 var. 7 arkada kaldı arkadaşlar. Yani tam şu arkada 7 olacak. Ondan sonra şimdi bakın tabi burada 5'in bu tarafa dönmesi için o zaman yan yatırmamız gerekecek. O zaman 3 aşağı düşmüş olacak arkadaşlar. 3 yere yatmış olacak. Demek ki burada 13'ün karşısında ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. O zaman demek ki burada bir de hangi sayılarımız vardı? 7 ve 11 vardı. Demek ki 7'nin karşılığı da 11 gelecek arkadaşlar. O yüzden burada 7'nin karşısında 11 olduğu için yere değen yüzey 11 olacak. Burada da bu sayıların çarpımı 11 çarpı 5 çarpı 3'ten 165 yani Denizli gelecek. Evet, soru 23.
Üniversite sınavına hazırlanan Furkan gittiği kursun verdiği plan doğrultusunda pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri çözdüğü soru sayısını bir kağıda not ederek rehber öğretmene teslim etmiştir. Soru sayılarını yazarken o gün çözdüğü soru sayısını bir önceki güne yazan soru sayısıyla toplayıp o güne not etmiştir. Aşağıdaki bu durum tablo ile gösterilmiştir. Bu tabloya göre perşembe günü çözdüğü soru sayısı. Şimdi bakın, çarşamba gününe kadar toplamda 100 çözdü. Perşembe gününün bittiğinde toplamda 3x çözdüyse perşembe günü çözdüğü soru sayısı 3x eksi 100 olur arkadaşlar. Salı günü çözdüğü soru sayısı, bakın pazartesi 40'tı, salı toplamda x oldu. Yani 40'la beraber, o zaman x'ten 40'ı çıkarırsak salı günü çözdüğü soru sayısını buluruz. Bunun 4 katına eşitmiş. Buradan 3x eksi 100 eşittir, dağıtırsak 4x eksi 160'dan x eşittir 60 gelir arkadaşlar. Şimdi yerine koyalım, buradan 180 olacak. Buna göre cuma günü kaç soru çözmüştür diyor. Cuma günü en son toplamda 250 soru çözmüştü. Perşembe gününe kadar toplam 180'di. O zaman 250'den 180'i çıkarırsak cevap 70, yani Adana gelir. Evet, soru 24. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te aynı büyüklükte iç içe koyulmuş çorba kaseleri görülmektedir. Her bir şekildeki durumda ard arda gelen iki kasenin tabanları arasındaki uzaklıklar birbirine eşit ve 2 santimdir demiş arkadaşlar. 1 ve 2. durumdaki kaselerin toplam yüksekliği 3. durumdaki kaselerin yerden yüksekliğine eşit olduğuna göre iç içe geçmiş 14 kasenin oluşturduğu yükseklik kaç santim olur? Şimdi bakın, tabi tabanlar arası, bakın burası 2 santim, bunun tabanı ile bunun tabanı 2 santim. Bir tane kasenin yüksekliğine de x dersek, burada toplam yükseklik 4 artı x olur arkadaşlar. 2'li duruma bakalım. Bakın 2, buradan itibaren kasenin yüksekliği, bu da ne olacak? 6 artı x olacak. Şimdi bunların toplam yüksekliği ne yaptı arkadaşlar? 10 artı 2x yaptı. Şimdi 3. durumdaki kaselerin yerden yüksekliğine bakalım. Bakın burası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve burası da x olacağı için toplamda 14 artı x gelecek. E bunlar birbirine eşit olduğuna göre x buradan arkadaşlar ne olacak? 4 santim gelecek. Demek ki bir kasenin normalde yerden yüksekliği 4 santimmiş. İç içe geçmiş 14 kaseyi soruyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kase. 8 tane kase için ne yapıyoruz? 7 tane 2 artı x diyoruz. Yani kase sayısının 1 eksiğiyle tabanlar arasındaki uzaklığı çarpıp normal bir kasenin yüksekliğini ekliyoruz. O zaman 14 kase için 13 çarpı 2 artı x deriz arkadaşlar. X'i de 4 bulmuştuk. Buradan 26 artı 4'ten cevap 30, yani Bursa gelir. Evet, soru 25. A noktasında bulunan evinden B noktasındaki iş yerine özel aracıyla gitmek isteyen Fikret Bey, aracına binip navigasyon cihazını açtığında yukarıdaki şekildeki gibi yol durumu ile karşılaşmıştır. Trafiğin yoğun olduğu bölgede ortalama hızı 24 km bölü saattir. Yani bakın buradaki hızı 24 km bölü saatmiş. Akıcı bölgedeki hızı 60 km bölü saat. Açık olduğu bölgede de, yani burada da 120 km bölü saattir. Buna göre evden 8.15'te çıkan Fikret Bey ortalama saat kaçta iş yerinde olur demiş. Yani basit bir hız problemi sorusu arkadaşlar. Bakın 4 km. Ne yapacağız? Zamanı bulmak için bunu 24'e böleceğiz. Yani yol bölü hız. Tabi bu saat arkadaşlar. Bunu dakikaya çevirmek istiyorsak 60 ile çarparız. Burada 10 dakika olur. Burayı bulalım. Burada da yol 4 kilometreydi. Hız 60 kilometre bölü saat. Bunu 60 ile çarptığımızda bu da 4 dakika gelir. Buradakine bakalım. Yol 2 kilometre.
Hızı 120 km bölü saat. Bunu da 60 ile çarparsak 1 dakikada burayı alır. Yani toplamda 15 dakikada evine, iş yerine varmış olur. 8.15'te çıkmıştı. 8.15'e 15 dakika eklersek arkadaşlar 8.30'da iş yerinde olur. Doğru cevap Denizli. Evet, soru 26. Bir küme sorusu. Bakın, A kümesi 4 ile tam bölünebilen doğal sayılar kümesi. B 10 ile tam bölünebilen doğal sayılar kümesi. C 12 ile tam bölünebilen doğal sayılar kümesi demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi taralı bölgenin bir elemanı değildir demiş. Şimdi taralı bölgeye bakalım arkadaşlar. Normalde burası nedir? A ve B'nin, bakın, ortak bir elemanı. Yani A ve B'nin ortak bir elemanı demek ne demek? 4 ve 10 ile tam bölünen demek. Yani 4 ve 10 ile tam bölünecek. Ama şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada şuradaki elemanlar olmayacak. Bu elemanlar nedir? C kümesinin elemanı. Yani 12 ile bölünebilenler. O yüzden 4 ve 10 ile tam bölünürken 12 ile bölünemeyecek arkadaşlar. Şimdi bakalım. 4 ve 10 ile tam bölünebilen. Mesela 20'ye bakıyoruz. 4'e ve 10'a tam bölünüyor. 12'ye bölünmüyor. Bu kümenin bir elemanı. 40'a bakıyoruz. 4'e ve 10'a tam bölünüyor. 12'ye bölünmüyor. Bu da bu bölgenin bir elemanı. 60'a bakalım. 4'e bölünüyor. 10'a da bölünüyor. 12'ye de bölünüyor arkadaşlar. O yüzden bu taralı bölgenin elemanı değildir. 80'e bakarsak 4 ve 10 ile tam bölünüyor. 12'ye bölünmüyor. Bu doğru. 100'e bakarsak 4'e ve 10'a tam bölünüyor. 12'ye bölünmüyor. O yüzden doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet, soru 27. Bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonlarının hangileri fx artı f'ye eşittir, fx artı y'ye eşitliğini sağlar demiş. Şimdi teker teker bakalım. Fx x kare, f'ye y kare arkadaşlar. Acaba bunların toplamı fx artı y, f'de x gördüğümüz yere x artı y yazacağız. Bu buna eşit midir arkadaşlar? Bu buna ancak x ve y'den biri sıfırsa eşittir arkadaşlar. Yani her x y reel sayısı için eşit değildir. O yüzden 1 doğru değil arkadaşlar. 2'ye bakalım. Fx x yerine x yazdık. 4x. Fy x yerine y yazdık. 4y. Fx artı y, x gördüğümüz yere x artı y yazıyoruz. Bunlar, bakın arkadaşlar, açtığımız zaman bütün x ve y sayıları için sağlanır. O yüzden 2 doğrudur. 3'e bakalım. Fx kök x, fy kök y, fx artı y, kök içinde x artı y. Bu da ancak arkadaşlar x ve y'den biri sıfıra eşitse sağlanır. Yani her x y reel sayısı için sağlanmaz. O yüzden 3 de doğru değildir. Cevap yalnız 2, yani Bursa. Evet arkadaşlar, soru 28. Katsayıları reel olan bir Px polinomu için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 4. dereceden bir polinomdur. Px p-x'e eşittir. Arkadaşlar, bunun anlamı bu bir çift fonksiyondur. Sonuçta polinom da bir fonksiyondur arkadaşlar. Çift fonksiyonda polinomlarda sadece x'in doğal sayı kuvvetlerinden oluşan bir fonksiyon olduğu için çift olabilmesi için tek kuvvetli terimler olmaması gerekir. Yani px arkadaşlar işte ax üzeri 4, 4. derece olduğu için bx kare artı c biçimindedir. Sabit de olabilir. Ama sabit terimini de 0 dediği için, yani bunu 0 alırsak artık px arkadaşlar ne olur? ax üzeri 4 artı bx kare olur. Buna göre Px polinomu polinomlarından hangilerine daima tam bölünür? X'e tam bölünür mü? Bakın arkadaşlar, bunu x parantezine alırsanız ax küp bx olur. Yani Px'in x diye bir çarpanı vardır. Çarpanına da tam bölünür. O yüzden bu doğru. X kareye bakalım. Arkadaşlar, x kare parantezine alırsak da
ax kare artı b gelir. Yani x kare de bunun bir çarpanıdır. O yüzden x kare de tam bölünür. Ama bakın x küp parantezini alamayacağımız için x küp bunun bir çarpanı değildir. Yani doğru cevap 1 ve 2'den Ceyhan gelir. Evet, soru 29. Şekilde birim karelere ayrılmış kare şeklindeki bir kartonu sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renkli boya kalemleriyle boyamak isteyen Özgün, ortak kenarları olan kareler aynı renk olmayacak şekilde bu boyamayı kaç farklı şekilde yapabilir demiş. Şimdi bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi ben buraya bakın 4 tane renk var. 4 taneden bir tanesini seçtim. Yani 4'ün birlisi. Şimdi o zaman buraya arkadaşlar ne koyacağım? Geri kalan 3 renkten ne yapacağım? Herhangi 2 tanesini koyacağım. Tabi bunu da şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu 3 taneden 2 tane renk, bunlar farklı olsun. Yani 3 taneden 2 taneyi koydum. Bir de tabi çarpı bunlar içinde yer değiştirebilir. Şimdi burada farklı iki renk var. O yüzden ben buraya farklı iki rengi koyamayacağım. Yani bakın burada ortak kenar olduğu için, yani buraya mavi ile yeşili, eğer burada mavi ile yeşil varsa buraya mavi ile yeşil koyamayacağım. Ama buraya koyduğum rengi buraya koyabilirim arkadaşlar. O yüzden geriye de yine iki seçenek kalacak. İkinin birli kombinasyonu. Bakın bunu da hesaplarsanız buradan 4, 16, 48 durum gelecek. Şimdi ikinci ihtimale gelelim. Bakın yine buraya 4 taneden bir taneyi seçtim. Arkadaşlar buraların aynı renk olmasını istiyorum. Artık buradaki rengi seçemeyeceğim için buraya ne gelecek? 3 taneden bir tane gelecek. Yani ben buraya mavi koyduysam buraya yeşil yeşil koyduğumu düşünelim arkadaşlar. Bunların yer değiştirmesi önemli değil. Artık buraya yeşil koyamayacağım. Mavi de koyabilirim. Sarı da koyabilirim. Kırmızı da koyabilirim. Yani yine 3 dürüm kalır. 3'ün birlisi olur. Buradan da 36 durum gelir. 48 ile 36'yı topladığımızda cevap 84, yani Denizli gelir. Evet, soru 30. Dik koordinat sisteminde orijine olan uzaklığı 6 birimden küçük olan noktalardan seçilen bir noktanın orijine olan uzaklığının 4'ten büyük olma olasılığı kaçtır? Da biraz bir geometri sorusu aslında arkadaşlar. Yani geometri bilgisi de gerekiyor. Tam geometri sorusu değil. Şimdi orijine olan uzaklığı 6 birimden küçük. Aslında bu arkadaşlar 6 birim yarıçaplı bir çember daire gösterir arkadaşlar. Yani burada alan hesabı yapacağız. Orijine olan uzaklığı 6 birimden küçük olan noktalar pi çarpı 6'nın karesi olur. Bu noktalardan orijine olan uzaklığı 4'ten büyük olanlar. Orijine olan uzaklığı 4'ten büyük olanlar arkadaşlar. Bakın o da şu bölgede olması gerekir. Çünkü burası orijine olan uzaklığı 4'ten küçük olan noktalardır. O yüzden büyük olanlar yarıçapı 6 ve yarıçapı 4 olan iki dairenin arasında kalan bölgedir. Bu da pi çarpı 6'nın karesi eksi pi çarpı 4'ün karesinden 20 pi gelir arkadaşlar. İstenilen durumda 20 pi'dir. Bunu böldüğümüzde 20 bölü 36'dan cevap 5 bölü 9, yani Denizli gelir.